Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Hepinizin bildiği gibi Orta Doğu'daki yangın her geçen gün yükselmektedir. Emperyalizmin kiralık katilleri IŞİD'in üzerinde Kürt halkı genelde de Orta Doğu'daki bütün halklara başta Türkmen, Arap, Yezidi, Gerdani ve Kürtlere saldırmaktadır. Özellikle bu saldırılar 24. gününe giriyor. Kobani'deki halkımız YPG ve YPJ'nin direnişinin takdire şayandır. Ancak bizi acıtan mevcut hükümetin yaklaşımıdır. Bin yıllık kardeşlik tarihimize baktığımızda bizler Kürtler olarak başta 1071'de Malazgirt Savaşı'nda, 1514'te Çaldıra Meydan Muharebesi'nde, yine Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de kardeşlik hukuku içerisinde omuz omuza vererek hem Anadolu kapılarını açtı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni birlikte kurdu. Ve en son da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na bölge illerindeki askerlik şubelerinin kapısında binlerce gönüllü bugün Kobani'de çatışan gençlerimizin ağabeyleri, babaları ve akrabaları Kıbrıs'ta savaşa gitmek için gönüllü başvuruda bulunuyorlardı. Ama bugün Kobani yanıyor, Türkiye'nin batı yakasındaki halkımızın sesi çıkmıyor. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, tam da bugün IŞİD iddialarına karşı halkımızın namusunu, malını, canını, topraklarını koruma günüdür. Her geçen gün IŞİD katillerinin bombalaması sonucunda onlarca gençlerimiz şehit düşmektedirler. Ve buna dönük mevcut hükümetin de Türkiye topraklarına onlarca top mermilerinin düşmesine sessiz kalması da manidardır. Bizler de DİS Genel İstenkası Ağrı Şubesi olarak iş kolumuz gereği ağır çalışma koşullarımızdan önce Ağrı kamuoyuna Kobani'deki halkımıza yapılan IŞİD saldırılarına dönük mesaj verilmesi için 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Bu tepkilerimiz önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edecektir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.